diye söyleyebiliriz. Peki Zürem Hocam, sebepleri dediniz. Mesane kanserinin sebepleri nelerdir? Mesane kanserinin sebebi hiç alakasız gibi görünen sigaradır. Neden sigaradır? Sigara içildiği zaman sigaranın içerisindeki kimyasallar ve katran kan yoluyla vücuttan alınıp idrar kesesinde maalesef birikmektedir. Yani sigaranın içerisindeki kimyasallar idrar kesesi içerisinde birikmektedir. Ve idrar kesesi içerisinde biriktiği zaman da idrar kesesinin içerisinde şekil değişikliklerine sebep olmaktadır. İçerisindeki yüzeyde tümörel oluşumu ortaya çıkarmaktadır. Bunun için bizim için en önemli idrar kesesi kanserinin sebebi sigaradır. İkinci önemli sebebi belli kimyasallarla çalışan, bazı kimyasallarla çalışan işçilerde olabilir. Bazı kimyasal yani çalıştığı ortamda kimyasal üretim yapan, onlarla ilgili üretim yapan firmalarda çalışanların meslek hastalığı da diyebiliriz. İşte bunlarla ilgili de risktir. Boya maddeleri, belli kimyasallardır. Bunun haricinde daha önce ailesinde malinite öyküsü olan kişilerde yine dikkatli bulunması gerekmektedir. Mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Aile öyküsü de çok önemli. Aile öyküsü de önemlidir. Yani sırf mesane kanseri olarak değil, aile öyküsünde, ailede kanser öyküsü olan kişilerde mutlaka mesane kanseri yönünden de araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Genelde de Süleyman Hocam, rahim ağzı kanserlerinde ya da göğüs meme kanserlerinde aile öyküsünü genelde ön plana çıkartırsınız. Bu bütün kanserler için geçerli mi? Bütün kanserler içerisinde geçerlidir. Sıklığı değişir. Bazı kanser türlerinde daha yüksek aile öyküsü bizim için önemlidir. Ama bütün kanserler ailede mutlaka bir yatkınlık varsa, kanser yatkınlığı varsa mutlaka onlar check-up'tan, düzgün check-up'lardan geçirilmeleri gerekir. Erken teşhis yapılması bizim için çok önemlidir. Yine mesane kanserine sebep olan faktörlerden biri de uzun süre diyelim ki yatağa bağlı kalma ve işte beyin omurilikle ilgili geçirilmiş bir geçirilmiş operasyonlara bağlı uzun süreli sonda, kalıcı sonda takılması da mesane kanser oluşumuna zemin hazırlayan faktördür diyebiliriz. Uzun süreli sonda kullanılması. Çünkü idrar belli bir zaman içerisinde mesanenin içerisinde tortu şeklinde kalmakta. O yüzden de tümör oluşum zeminini hazırlamaktadır.